Ömer, bitirmeden ya bu şey hususu biraz karambole geldi. Ankara'daki takas. Evet. Çok acayip bir olay değil miydi o ya? Yani böyle çok sayıda ülkeyi kapsayan ve orada Trump'ın gösterdiği tepki. Trump böyle bir uzun bir sosyal medya paylaşımı yaptı, görmüşsündür. Evet. Kaç para verdiniz, bilmem ne yaptınız. Hatta Biden de ona şey dedi. Sen başkanken niye yapmamışsın, yapmadı dedi. Bu Evet. olay tabii hem Soğuk Savaş'tan bu yana yaşanmış en büyük takas hem de Ankara'da yapılmış olması. MİT sonuçta organize etti herhalde. Yani bütün süreçleri yapmasa bile en azından orada çok büyük yankı uyandırdı mı? Çünkü önemli isimler Wall Street Journal muhabiri var, başka isimler var. Bir de Rus muhalifler var. Onları da teslim ettiler. Çok çok acayip bir şeydi yani böyle casus. Ben biraz o işlere meraklıyım biliyorsun. Evet. Casus işlerine çok çarpıcı bir şeydi. Fazla konuşulmadı sanki ama Amerika'da bayağı yankı buldu değil mi? Müthiş bir yankı buldu. Burada aynen senin dediğin gibi işte Soğuk Savaş bittiğinden bu yana en önemli şeylerle yani bu alanda baktığında gerçekten hem rakam olarak önemli hem de mevcut kişiler olarak baktığında. Bir tanesi Washington Post'ta sürekli yazılar yazan, hapisten yazılar yazan Vladimir Karamurza isimli birisi mesela. Yani bunlar önemli isimler çok. Washington Wall Street muhabiri olsun. Bunlar Amerikan kamuoyunda gündemde tutulan önemli isimlerdi. Ve bunların karşılığında Putin ne aldı tartışması çok yapıldı. Yani Putin özellikle Almanya'nın elinde olan bir Rus ve kendisi yani bir katil sonuçta birini öldürmüş Çeçenlerden bir tanesini kendisi öldürmüş ve hapiste casus bile değil yani bir işte Almanya'nın vermek istemediği bir isimmiş. Fakat Biden Schulz'u aylardan beri bu konuda Almanya şansölyesi Schulz'u ikna etmeye çalışıyormuş. Almanya'nın rolü çok tartışıldı ve diğer ülkelerde Avrupa'daki Slovenya bunlardan bir tanesi. Slovenya'daki mesela iki tane Rus muhabiri. Bunda iki tane Rus muhabiri diyorum, Rus ajanı. Bunlar kendilerini Arjantinli olarak tanıtıyorlar ve Arjantinli olarak biliniyorlar. Ve Slovenya sistemi içinde bir şekilde bir sürü yani bunlara sleeper cell deniyor. Bir sürü tehlikeli işler yapabilecekken Slovenya bunları yakalıyor. Ve bunların da serbest bırakılması söz konusu oldu. Ki çok komik yani çocukları bunların annelerinin babalarının Arjantinli olduğunu düşünüyorlar. Yani bunlar yıllardan beri Arjantinliyiz diye Slovenya'da yaşıyorlar. Ve Putin de havaalanında karşıladığında bu aileyi çocukları da yanlarında çocukları Rusça bilmiyor. Ve Putin onlara Buenas noches diyor İspanyolca. Yani ailelerinin konuştuğu dili konuşarak konuşuyor. Bütün bunları niye anlatıyorum? Çünkü Amerikan basınında çok detaylı ele alındı bunlar. Ve çok büyük bir başarı hikayesi olarak ele alındı. Fakat hani burada Türkiye'nin rolü dediğimizde Türkiye bunları koordine etti. Türkiye'nin burada çok büyük bir rolü oldu mu? O konuda ben hiçbir şey okumadım açıkçası. Yani bir New York Times'ta bir ara Ankara'da yapılması önemli ve Türkiye'nin aslında son zamanlarda arabuluculuk konusunda atmaya çalıştığı adımlar konusunda bir yazı vardı. Ama bu bence yani MIT'in büyük bir başarısı koordinasyon kelimesi yani bunun koordinasyonu. Burada koordinasyon değil lojistik olarak zamanlamanın ayarlanması ve o uçakların bir şekilde Ankara'ya girip Ankara'dan dağılması meselesi bir lojistik meselesi. Ve herkesin özellikle de Putin'in sonuçta Ankara'ya yeşil ışık yakması önemli. Ama ne olurdu yani bu Ankara'da olmasaydı başka bir yerde olurdu. Ankara devrede olmasaydı bu olmazdı. Yönünde ben bir yazı okumadım. Türkiye'de çünkü bazıları bunu Türk diplomasisinin, Türk istihbaratının büyük bir koordinasyon başarısı olarak yansıttı. Yani hakkını yememek lazım. Lojistik açıdan zor bir iş olabilir. Her tarafla konuşmak ve bunların bir şekilde birbirlerine güvenmelerini sağlamak, yer olarak Ankara'da zamanlamanın
ve herkesin sonuçta son ana kadar bir aksilik çıkabilir diyebileceği bir yerde Türkiye'nin olması önemli. Ama mevcut yani kimler takas yapıldıya bakıldığında Türkiye'den çıkan bir takas yok. Yani Avrupa ülkelerindeki hesaplaşmalar var, oradaki pazarlıklar var. Almanya söz konusu, Slovenya söz konusu, birkaç Avrupa ülkesi daha söz konusu. Türkiye'de lojistik olarak önemli. O açıdan baktığımızda yani Türkiye'nin bir payı var. Fakat böyle kendimizi çok büyük bir iş başardık gibi diye de görmemek lazım. En azından Amerika'da böyle algılanmadı. Yani bir teşekkür etti galiba, emin değilim Biden. Ama yani bu hani Türkiye'nin Biden'ın başı. ettiği teşekkürde bütün ülkelerin adı var. Türkiye'de var ama yani Evet. bunun her halükarda Ankara'da olmuş olması çok önemli bir şey. Yani sonuçta lojistik dediğin olay da başlı başına bir şey yani. Tabii ama bu bütün Gazze mazze olayların arasında gürültüye gitti. Sakin bir ortamda olsaydı herhalde. Ankara'da olması önemli ama yani Ankara'da olmasaydı bu olmazdı. Yani İsviçre'de olmazdı mesela. İsviçre yapamazdı bunu diyemeyiz. Yani sonuçta Türkiye evet bir rol oynadı ama diğer ülkeler gibi mesela bir Almanya gibi bir Slovenya gibi yani ikna edilmesi gereken ülkeler bu süreç içinde aylar boyu bir şekilde pazarlıkların yapıldığı ülkeler arasında yoktu. Yani bunu bir mesela tahıl anlaşmasındaki arabuluculuk konusunda çok daha büyük aslında kredi toplayabildi Türkiye. Sonrasında tabii o tahıl anlaşması Ukrayna ve Rusya arasındaki gene anlamsızlaştı çünkü Ukrayna başka bir yoldan şu anda tahıl satabiliyor dünyaya. Ama oradaki rolüyle karşılaştırıldığımızda uluslararası basında ben Türkiye'yi çok öven, Türkiye olmasaydı bu olmazdı. Müthiş bir koordinasyon başarısı gösterdi Türkiye diye bir yazı okumadım. Yani o nedenle bu Amerika'da çok alındı ele, çok da konuşuldu. Ben de dikkatli takip ettim. Ama yani burada Türkiye'nin başarısını belirli bir çerçevede ele almak lazım. Evet Ömer, burada noktayı koyalım. Çok teşekkürler. Gönül'e de iyi yolculuklar diliyoruz şimdiden. Gönül'e ve Kerem'e. O zaman ilk fırsatta en azından haftaya Çarşamba günü ama önemli bir gelişme olursa acil yayın son günlerde çok yapar olduk. Umarız olmaz Nurşen. Umarız acil bir yayın olmaz. Umarız kötüye gelir. Ama birazcık bölgeyi biliyorsak İran bir şey yapmak zorunda yani yapacak. Tabii bunun şeyini ölçeriz biçeriz ona göre karar veririz. Yani yapmış olmak için bir şey yapabilir. Ama gerçekten de mesela bu şeyin Haniye suikastine denk bir şey yaparsa hakikaten çok başka bir şey olur değil mi? Yani ona denk bir şey düşünemiyorum ben. Yani bir İsrailli politikacıyı veya ne bileyim Mossad'dan birilerine yani çok zor yani böyle bir şey yapması tırmandırır. Yani gerçekten kalibreli bir cevap vermesi gerekiyor. Tırmandırmayacak bir cevap. O nedenle yani çok da çabuk hareket etmeyecekler gibi geliyor. Geçen sefer 2 hafta beklediler. Bu sefer de ben yani hemen böyle eli kulağında bir şey yapmaktansa biraz düşünmeleri gerekecek. Çünkü bu seferki tamam daha da zor bir mesele ama bir yandan da demin bahsettiğim bu siyasi gelişmeleri de göz önünde tutmaları gerekiyor. Yani Netanyahu'nun ne yapacağına da biraz bakmaları gerekiyor. Netanyahu'dan gelecek mesajları da dinlemek lazım, izlemek lazım önümüzdeki günlerde. Evet Ömer, tekrar çok teşekkürler. Gönül'e de selamlar.